Ya. Bak bir saniye size kargo. Madem konumuz kargodan açıldı bu arada, size kargo ile alakalı şu mikrofonu birazcık uzaklaştırayım. Bütün nefes sesimi duymanıza gerek yok bence. Size kargo ile alakalı bir tane video açmak istiyorum dostlar. Bayağı seveceksiniz bu arada. Altınıza sıçacaksınız gülmekten yani. Baştan söylüyorum, tuvalette izlemenizi tavsiye ederim. Kargo neydi ya? Ha, kamusal mizah. Kamusal mizah. Alın abi. Bugüne kadar kargo ile alakalı bak, izlediğim en iyi video olabilir. Videonun başlığı şey, kargosu gelmeyen adam. Merhaba, ben Özgür Turhan. 3 yıldan beri kargom gelmiyor. Kargo firması evde olmadığımı iddia ediyor. Halbuki ben evdeyim. Bu videoyu varlığımın tescili için varoluşsal problemler yaşıyorum. Acaba evde değil miyim? Yoksa ben yok muyum? Var değil miyim? Geçen hafta bir arkadaşımın almış olduğu Commodore 64'ü kendisine geldi. Yüksek ihtimal almış olduğum ürünler tarihi eser olacak. Açık arttırmada satacağım. Takım elbise giydim. Kargom gelirse kutlama yapacağım. Kargo arabası geliyor. Burada pencerenin önünde oturuyorum. Kargo arabasını bekliyorum. Geliyor, durmadan devam ediyor, gidiyor. Sonra bana diyor, evde yoksun diyor. Evde olmadım herhalde malum oluyor. Ne gelen var ne giden. İkinci yılın sonunda kendimi kargoya vermeye çalıştım. Kargo firması evime gelir diye. Beni almaya da gelmediler. Kendimi paketledim, kutuya koydum, ancak şubeye gidiyorum, dağıtımda diyorlar. Dağıtıma gidiyorum, evde bulamadık diyorlar. Dağıtımcıyla konuşuyorum, dağıtımdır sen kimsin diyor. Kargoları dövüyorlar, kargolara işkence ediyorlar. Bu işkenceye bir dur diyelim. Alo. Ya yemin ediyorum bak, bu şu anki aklımla YouTube'a başlamış olsaydım bundan 4-5 sene önce kesinlikle kamusal mizah gibi bir kanal olurdum, biliyor musunuz? Cidden bak, böyle troll videolar çekerdim ya. Saçma sapan hikayeler anlatırdım, böyle garip garip işte dedem Mortal Kombat'ta oyunculuk yaptı gibi gibi. Abi çok güzel videolar ya. En sevdiğim komedi kanallarından bir tanesi bu arada. Hatta şöyle söyleyeyim, abartmayayım. Şu an aklıma gelmediği için net konuşmak istemiyorum ama sanırım en iyisi benim için kamusal mizah olabilir ya. Yani bir adam bu kadar komik olabilir. Bak, bunun bir üstü YouTube için bence yok. Abi çok komik ya. Alo Mahmut'cum, çok sevindim kargonun geldiğine. Evet, 4 yılda mı geldi? Tebrik ederim çok. Evet, benim gelmedi daha, ben 3. yıldayım. Çok sevindim. Kargosu gelmiş, 4 yılda gelmiş. Demek ki benim de bir senede gelecek. Çok sevindim. Yani Çin'den bir aya geliyor, Türkiye'den Türkiye'ye kargo gelmiyor ya. Böyle bir şey olabilir. Evde yoksun diyor. Evdeyim kardeşim ya. Notere gittim. Noterde evde olduğumu ispat etmeye çalıştım. Fakat noterde olduğum için noter evde olduğumu ispatlamadı. Böylece kendi çapımda bir paradoks ispatladım. Adına da kargo paradoksu dedim. Bunu da noterde Zeno paradoksu gibi. telifini Hareket imkansızdır. aldım. Kargoma bir şiir yazdım. Kargom dedim, beklettin. Bekledim bek. Klip aldım, o dansı yapmazsan darılırım. Kanka yapacağım o dansı ya. 750 bin abonede. Bak, tam 750 bin abone olduğumuzda bir gün size şöyle bir bildirim gelecek YouTube'dan. Merhaba dostlarım, ben Neo diye bir bildirim gelecek. O bildirime tıklayın. O bildirime tıklayın. Merhaba dostlarım, ben Neo diye. Tıklayın o bildirime, 750 binde. Dedim, gelmedin. Kim bilir hangi şubedesin? 30QRL765 oğlu sevdiğim ben. Kargocular arasında bir grup kurduk. WhatsApp grubu. Fakat eylem yapamıyoruz. Çünkü kimsenin evden çıkmaması lazım. Evden çıktığımız an kargocu evde bulamadık diyor. Gerçi evde olduğumuzda da evde bulamadık diyor. Ama evde olduğumuz zaman vicdan azabı çekmiyor. İşimden ayrıldım. Eşimden ayrıldım. Eşim ortada herhangi bir kargo olmadığını, bunu saplantılı hale getirdiğimi söyledi. Hanımefendi, benim kargom vardı. Alo, hanımefendi, benim kargom vardı. Kargom vardı benim. 3 yıldan beri gelmedi. Benim kargom vardı. Hayır, gelmedi. Alo, telefonu meşgul etmeyin ya, kargo bekliyorum ya. Abi çok iyi ya. 30QRL765. Ya mükemmel video ya. Ya kral sen var ya, bak şu güldürdüğün insanlar için cennete gitsen bu adam cennetin 7. katmanına gider, bak yemin ediyorum. Hani gülmek bir sevapsa, hani karşıdakini güldürmek, eğlendirmek, hoş vakit geçirmesini sağlamak bir sevapsa, bu adam sadece beni eğlendirdiği için bile cennete gitmesi gerekiyor.